Bir pile bağlı tek bir kondansatörle çalışmak o kadar da zor değil. Ama kondansatörlerin sayısı arttığında bu durum çoğumuzun kafasını karıştırabiliyor. Kondansatörleri bağlamanın birçok yolu var ve eğer bu bağlantıyı kondansatörleri ardı ardına bağlayarak yaparsak buna seri bağlantı diyoruz. Şimdi mesela bir sınavda karşımıza bu sorunun çıktığını ve bizden soldaki kondansatörün yükünü bulmamızı istediklerini düşünelim. Kapasite yük bölü voltaja eşit olduğundan bazılarımız bunu soldaki kondansatörün kapasitesi yani 4 farad ve pilin voltajı olan 9 voltu formüle koyarak yükü 36 kulon olarak bulabiliriz. Ama bu tamamen yanlış. Cevabın yanlış olmasının sebebi ve bu gibi durumlarda ne yapacağımızı anlayabilmek için gelin burada tam olarak ne olduğunu biraz daha yakından inceleyelim. Bu devreye bir pil bağladığımızda negatif yük 3 numaralı kondansatörün sağ tarafından yola çıkarak 1 numaralı kondansatörün sol tarafında birikecek. Bundan sonra da 1 numaralı kondansatörün sağ tarafındaki negatif bir yük 2 numaralı kondansatörün sol tarafına doğru, 2 numaralı kondansatörün sağ tarafındaki bir yük de 3 numaralı kondansatörün sağ tarafına doğru hareket edecek. Evet, yükler bunu yapmaya devam eder ve önemli olan yüklenme süreci sırasında tüm kondansatörlerin yükünün aynı olacağını bilmenizdir. Çünkü kondansatörlerin çalışma prensibine göre yüklerin sıradaki kondansatör dışında gidebilecekleri bir yer yoktur. Aslına bakarsanız bu çok da kötü bir haber değil. Çünkü seri bağlı kondansatörlerin yüklerinin birbirine eşit olacağı ve eğer kondansatörlerden birinin yükünü bulursak diğerlerinin yükünün ne olacağını bulabileceğimiz anlamına geliyor. Peki, sizce bu yükü nasıl bulabiliriz dersiniz? Bu gibi soruları çözmek için kullanabileceğimiz yöntem, bu 3 kondansatörün yerinde 3 kondansatöre eş değer tek bir kondansatör olduğunu düşünmek. Evet, eğer bu kondansatör için doğru değeri seçebilirsek, seri bağlı 3 kondansatörle aynı yükü taşıyacaktır. Bu yöntemi uygulamamızın sebebi tek bir kondansatörle nasıl çalışacağımızı biliyor olmamız. 3 kondansatörün yerine kullanacağımız tek kondansatöre az önce de söylediğim gibi eşdeğer kondansatör deniliyor. Eşdeğer kondansatör adının verilmesinin sebebi ise bu kondansatörün devre üzerinde yaratacağı etkinin 3 kondansatörün yaratacağı toplam etkiye eşit olmasıdır. Eşdeğer kapasiteyi bulmak için kullanabileceğimiz bir formül olması da cabası. Seri bağlı kondansatörlerin kapasitesini bulmak için kullanacağımız formül 1 bölü eşdeğer kapasite eşittir 1 bölü birinci kondansatörün kapasitesi artı 1 bölü ikinci kondansatörün kapasitesi artı 1 bölü üçüncü kondansatörün kapasitesidir. Eğer seri bağlı daha fazla kondansatörünüz varsa kondansatörlerin kapasitelerini aynı bu şekilde formüle eklemeye devam edebilirsiniz. Formülün nereden geldiğine az sonra değineceğim ama öncelikle nasıl uygulanacağını inceleyip kendimizi formüle biraz olsun alıştırmak istiyorum. Evet, örneğimizdeki değerleri kullanırsak formülü 1 bölü eşdeğer kapasite eşittir 1 bölü 4 farad artı 1 bölü 12 farad artı 1 bölü 6 farad olarak yazabiliriz. İşlemi yaparsak sonuç 0,5 farad olur. Ama bu sonucun 1 bölü eşdeğer kapasite olduğuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Kısacası bulduğumuz sonuç olan 0,5'in tersini almamız gerekiyor. 0,5'in tersi 2 farad olur. Birden fazla kondansatör içeren sorumuzu tek bir kondansatör kullanarak çözebileceğimizi bildiğimize göre sıra eşdeğer kondansatörde depolanan yükü bulmaya geldi. Kapasite eşittir yük bölü voltaj formülünde eşdeğer kondansatörün kapasitesini ve pilin voltajı yüklendiği kondansatörün voltajına eşit olacağı için de pilin voltajını formülüne koyduğumuzda eşdeğer kondansatörün yükü 18 kulon olarak bulunabilir. Aradığımız eşdeğer kondansatörün değil en soldaki kondansatörün yüküydü ama. Eşdeğer kondansatörün yükünün seri bağlı kondansatörlerin yüküne eşit olacağını biliyoruz. Dolayısıyla seri bağlı kondansatörlerin yükü de 18 kulon olacak. Bu biraz kafanızı karıştırdıysa isterseniz bir örnek daha yapalım. Bu sefer 24 voltluk bir pile bağlı 4 tane kondansatörümüz olduğunu düşünelim. Bu kondansatörlerin bağlanması diğer örnekten biraz farklı görünüyor olsa da hepsi hala seri bağlı ve yükün bir kondansatörden diğerine akmaktan başka bir çaresi yok. Evet, bu kondansatörler de seri bağlı dedik.
Şimdi 16 faratlık kondansatörde toplanan yükün ne olduğunu bulmaya çalışalım. Yine az önce yaptığımız gibi burada 4 kondansatörün yerinde tek bir eşdeğer kondansatör olduğunu düşüneceğiz. Bir önceki örnekte seri bağlı kondansatörlerin kapasitesini bulmak için eşdeğer kapasiteyi bulmamız gerektiğini görmüştük. Değerleri formüle yerleştirdiğimizde 1 bölü eşdeğer kapasiteyi 0,125 olarak bulabiliriz. Bunun eşdeğer kapasite olmadığını, 1 bölü eşdeğer kapasite olduğunu bir kere daha hatırlatmak istiyorum. 0,125'in tersini alırsak eşdeğer kapasiteyi 8 farad olarak buluruz. Eşdeğer kapasiteyi bulduğumuza göre kapasite eşittir yük bölü voltaj formülü kullanarak eşdeğer kapasiteyi 8 farad olarak buluruz dedik. Tek bir kondansatör olduğunda pilin voltajı kondansatörün voltajına eşit olacağından voltajı da 24 volt olarak formüle koyduğumuzda hayali eşdeğer kondansatörümüzün 192 kulonluk bir yük depoladığını bulabiliriz. Ve tüm kondansatörlerin yükü eşit olduğundan 16 faradlık kondansatörün yükü de 192 kulon çıkacak. Aslına bakarsanız kondansatörlerin yükünü bildiğimize göre soruyu biraz daha zorlayıp kondansatörlerin voltajlarını da bulabiliriz. Kapasite yük bölü voltajdı. Birinci kondansatör için kapasite 32 farad, yük de 192 kulonsa voltajı 6 volt olarak bulabiliriz. Aynı işlemi kondansatörler için kullandığımız değerlerin doğru değerler olduğundan emin olup diğer tüm kondansatörler için yaparsak 96 faradlık kondansatörün voltajını 2 volt, 16 faradlık kondansatörün voltajını 12 volt ve 48 faradlık kondansatörün voltajını da 4 volt olarak buluruz. Bu son örneği yapmamızın sebebi size kondansatörlerin voltajlarını topladığımızda 24 volt yani pilin voltajını elde edebileceğimizi göstermekti. Bu bir tesadüf değil. Buna benzeyen tek döngülü devrelerin bileşenlerinin toplam voltajı her zaman pilin voltajına eşittir. Yani az önce kullandığımız seri bağlı kondansatörlerin kapasitesi formülü de bu prensipten geliyor. Formülü elde etmek için devremizde kapasiteleri C1, C2 ve C3 olan 3 tane kondansatör olduğunu düşünelim. Bu kondansatörlerin voltajlarının toplamının pilin voltajına eşit olduğunu bildiğimize göre kapasite formülünden yola çıkarak bir kondansatörün voltajının o kondansatörün yükünün kapasitesine bölümü olarak bulunduğunu söyleyebiliriz. Kondansatörlerin voltajlarını Q bölü C1, Q bölü C2 ve Q bölü C3 olarak yazabiliriz. Kondansatörlerin yükleri için ayrı ayrı Q1, Q2 ve Q3 yazmadım çünkü seri bağlı kondansatörlerin yüklerinin eşit olduğunu biliyoruz. Hatta bu voltajların toplamı da pilin voltajına eşit olacağından eşitliğin sol tarafını Q parantezinde alıp iki tarafı da Q'ya böleceğim. Ve böylece eşitliğin sol tarafında pilin voltajı bölü yükü yani 1 bölü eşdeğer kapasiteyi elde edeceğim. İşte bu kadar. Kullandığımız formülün seri bağlı kondansatörlerin voltajlarının toplamının pilin voltajına eşit olduğu prensibinden geldiğini biliyoruz.